Bir önceki videoda bu dört yüzlünün bu yüzünün köşelerinin koordinatlarını bulmuştuk. Şimdi de bu koordinatların ortalamasını alarak bu yüzün merkezinin yani küçük dört yüzlünün köşelerinden bir diğerinin daha koordinatlarını bulacağız. Bundan sonra da bu noktayla bu nokta arasındaki uzaklığı yani küçük dört yüzlünün kenarlarından birinin uzunluğunu bulup bunu büyük dört yüzlünün bir kenarının uzunluğuyla oranlayacağız ve bu oranı elde etmiş olacağız. Hadi bakalım. Bu noktanın koordinatlarını bulacağız demiştim değil mi? Evet bunun için bu yüzün köşelerinin koordinatlarının ortalamasına ihtiyacımız var. Şimdi x koordinatı için bu noktanın yz düzleminde bulunduğunu görüyorsunuz değil mi? Z eksenini de şu şekilde çizeyim ki daha kolay anlaşılsın. Evet eksi z yönü de bu şekilde olacak. Az önce de söylediğim gibi bu noktanın yz düzleminde olduğunu görüyoruz. Görmediyseniz de sorun değil. Bu üç noktanın x koordinatlarının ortalamasını alırsak, eksi 1 artı 1 artı 0 bölü 3. 0 bölü 3'ten 0 eder. Evet, y koordinatlarının ortalamasını alalım şimdi. 0 artı 0 artı, karekök içinde 3 bölü 3 ve bölü 3 ve şimdi z koordinatına da bakalım farklı bir renk kullanayım e, 0 artı 0 artı 2 çarpı karekök içinde 2 bölü karekök içinde 3 ve hepsine birden bölü 3 ve işte x koordinatı az önce de söylediğim gibi 0 y koordinatı, karekök içinde 3 bölü 3 bölü 3'ten, evet, kök 3 bölü 9 eder. Ve z koordinatını da 2 karekök içinde 2 bölü karekök içinde 3 bölü 3'ten 2 kök 2 bölü 3 kök. 3 olarak buluruz. Böylelikle bu yüzün merkezinin de koordinatlarını bulmuş olduk. Şimdi de bunu kullanarak bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Bu noktanın yani tabanın merkezinin koordinatlarını daha önce bulduğumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet bu uzunluğu yani küçük dört yüzünün bir kenarının uzunluğunu bulmak için hemen yazıyorum. Küçük dört kenar uzunluğunun karesi x değerlerinin karelerinin farkı yani bunun x değeri 0, bu da 0, 0 eksi 0'un karesi artı y değerlerinin farkının karesi yani karekök içinde 3 bölü 9 eksi karekök içinde 3 bölü 3, paydaları eşit olsun diye bunu 3 çarpı karekök içinde 3 bölü 9 olarak yazıyorum. Bunun bir de karesini alalım. Artı 2 karekök içinde 2 bölü 3 karekök içinde 3 eksi bu noktanın z koordinatı yani 0 sıfır, eksi 0'ın karesi eşittir. Ekranı biraz sağa kaydırıp şurada kendime biraz yer açayım. Küçük dört yüzlünün bir kenarının karesi eşittir. Evet buradan sıfır geldi. Buradan eksi iki kare kök içinde üç bölü dokuzun karesi bir bakalım. Eksi iki kare kök içinde üç bölü dokuzun karesi dört çarpı 3 eksi 2'nin karesi 4. karekök içinde 3'ün karesi de 3 bölü 9'un karesi de 81. Yani 12 bölü 81 oldu. Burası bitti. Eksi 2 karekök içinde 3 bölü 9'un karesini aldık ve bu değeri bulduk. Yani bu buna eşit. Son olarak burası da 2 bölü 3'ün karesi yazıyorum artı 4 çarpı 2 bölü 9 çarpı 3 eder. Pay ve pay paydayı da 3'e bölebiliriz. 4 bölü 27 şuraya yazayım. 4 bölü 27 artı. Buradan da 8 bölü 27 gelecek ve sonuç 12 bölü 27 olacak. Hem payı hem de paydayı 3'e bölersek 4 bölü 9 buluruz. Küçük dört yüzlünün kenarlarından birinin karesi 4 bölü 9'a eşitmiş. İki tarafında pozitif karekökünü alalım. Bunu söz konusu olan uzunluklar olduğu için böyle yapıyoruz tabii. Ve küçük dört yüzlünün bir kenarının uzunluğu 2 bölü 3 imiş. Evet bu uzunluk 2 bölü 3'müş. Ya da bu fark etmez. Sırada büyük dörtyüzlünün bir kenarının küçük dörtyüzlünün bir kenarına oranını bulmak var. Büyük dörtyüzlünün bir kenarının 2 olduğunu daha önce bulmuştuk daha doğrusu kabul etmiştik. Yani burası 2. Peki ya bu? Bu da 2 bölü 3. Küpünü almadan payı ve paydayı 2'ye bölebiliriz. Böylece 1 bölü 1 bölü 3 buluruz ve 1 bölü 1 bölü 3, üç, 3'e eşittir. 3'ün küpü de 27'ye eşittir. Bir oran olarak yazmamız gerektiği için bunu 27 bölü 1 olarak yazıyorum. Evet, 27 bulacaksınız ama bizden bunu bir oran olarak bulmamızı istedikleri için 27 bölü 1 diye yazdık, anlaştık mı? Büyük 400'ünün yüzlünün hacminin küçük 400'ününkine oranı m bölü n imiş. m ve n kendi aralarında asal pozitif tam sayılardı. Evet, bunlar kendi kendi aralarında asal ve pozitif tam sayılar. Bu durumda m artı n'yi artık bulmaya hazırız. 27 artı 1 bu da 28 eder. Yani cevabımız 28.